Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Umarım herkes iyidir. Bayramdan çıktık. Bayram tatili ne yeme dediniz biliyorum. Oturdunuz, derslerinizi çalıştınız. Şimdi dün bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki dileyin benden ne dilerseniz dememiştim tabii. Orada ben dilim döndüğünce, bilgim yettiğince benden destek istediğiniz bir konu var mı anlamında bir paylaşımda bulunmuştum. Sağ olun, teveccühünüz, ilginiz, alakanız beni muazzam mutlu ediyor. Yüzlerce mesaj gelmiş. O mesajların her birine tabii ki benim dönmem çok mümkün değil ama bazı mesajlar bir hayli fazla gelmiş. Yani kesişim kümesini oluşturan mesajların sayısı birazcık fazla. O nedenle odamın bir köşesinden böyle size bir seri oluşturayım dedim. Bugün serinin ilk sorusuna cevap vereyim. O soru şuydu. Hocam, henüz başlamadım. Yeni başlayacağım. Acaba kalan süre benim için yeterli olur mu diye sıklıkla soru aldım. Arkadaşlar, açık ve net size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün yetişir miyim? Kalan süreç yetişir mi? Bunu 3 hafta sonra da soracaksınız. 1 ay sonra da soracaksınız. Ama bu soruyu artık sormak yerine yola sağlıklı bir şekilde, sistemli bir şekilde çıkma yolunu seçerseniz, rotanızı belirleyip hareket ederseniz artık zaman problemi yaşamazsınız. Bakın, geçen sene 15 Ağustos ve 17 Ağustos gruplarında öğrenciler almıştım. Bu sene Ağustos grubu açmayacağımı daha önce de söylemiştim zaten. Çünkü geçen sene piyangodan sınav 26 Aralık yerine geriye çekildi. 26 Aralık bekleniyordu. 21 Kasım'da yapıldı. Yorulduk. Ama bu yorulmaya rağmen, öğrenci bu yıpranmasına rağmen kopmadı, sağlıklı, sistemli ilerledi. Ve 15-17 Ağustos gruplarımızdan biz muazzam başarı elde ettik. Yani ilk 30'a giren, ilk 20'ye giren, ilk 100'e giren onlarca öğrenci vardı. Bir kısmıyla keza canlı yayın yaptık. YouTube'a girerseniz o yayınları da görebilirsiniz. Arkadaşımız ilk girişi Ağustos'un 2. 3. haftası başlamış. Daha yolun başındayken, Ağustos ayında sürece girmişken dereceyle bu sınavı kazanmış. Ya bırakın siz böyle ilk 2000, ilk 3000'ler, ilk 1000'ler, ilk 300'ler her neyse. İlk 50'ye, ilk 100'e girebilecek bir disiplin oluşturabilmiş. O yüzden mazeretleri bir kenara bırakalım. Bahanelerimizi bir kenara bırakalım. İşi artık tehir etmeyi düşünmeyelim. Artık biz bugün yarın demeden sürece girmeliyiz. Sağlıklı bir tempoda derslerimizi çalışmalıyız. Bir yerden destek alıyorsanız, destek aldığınız kuruma güvenerek hareket etmelisiniz. Oturup kendinizle baş başa kalarak hazırlanıyorsanız da kendi özgüveninizle, disiplininizle, sistemli ve stratejik yaklaşımınızla süreci devam ettirmelisiniz. Yani toparlayacak olursam, bugünden başlamak üzere sürece girerseniz zaman problemi sizin için oluşmaz. Ama hep söylediğim gibi taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bir hafta çalış, bir hafta bırak, iki hafta çalış, üç gün bırak şeklinde ilerlerseniz bu sürdürülebilir bir sistem oluşturmaz. Biz de buradan sağlıklı neticeler alamayız arkadaşlar. O yüzden benim sizlerden istirhamım, gerçekten gönlünüzde bu meslek yatıyorsa, kalbinizde bu meslek yatıyorsa bugün yarın demeden sürece çıkmanızı öneriyorum. Çok yakın bir zaman takvimi içerisinde zaten resmi ilan da gelecek. Bakan Bey zaten bunu resmi olmayan bir yolla da olsa zaten ilan etti. Artık bizim bir şeyleri beklemenin anlamı var mı? Yok. Mesaisi olanlar vardır. Yorulacaksınız ama yine de yola çıkın. Henüz bütünlemeleri, yaz okulları olanlar vardır. Streslisiniz, anlıyorum. Ama önemli bir sınava hazırlanıyorsunuz. İkisini beraber götürmek için performansınızı arttırmaya çalışın. Sizlerden ricam bu. Dolayısıyla kolay bir süreç değil. Kolay da bir mesleğe zaten intisap etmek istemiyoruz. O zaman biz böyle güzel, böyle önemli, böyle kutsal değeri olan bir mesleğe biz intisap etmek istiyorsak yorulalım, yıpranalım, az uyuyalım. Önceliklerimizi birazcık kenara koyabilelim. Artık Temmuz ayını uğurlayacağız. Ağustos ayını karşılayacağız. Artık o günü de beklemeden, bugün yarın demeden sürece arkadaşlar sağlıklı bir tempo ile çıkmanızı öneriyorum. Net bir şekilde ifade edeyim. Zaman sorunu yaşanmaz. Bugün bile yola çıkıyorsanız zaman sorunu yaşanmaz. Ama bu soruyu bana bir ay sonra lütfen sormayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.